Şimdi adı skandallarla karışan iş insanı Murat Özvardar'a gidiyoruz. Yeni bir skandal. Murat Özvardar kimdi? Gazeteci Hande Fırat'ın eşi. Buyurun. Adı yasaklı maddeyle anılmış, sevgilisini ikiziyle aldatmıştı. İş insanı Murat Özvardar skandallarına bir yenisini daha ekledi. Oturduğu sitede ağaçları katletti. Özvardar'ın bu hareketine komşuları isyan etti. Kesme hakkını nereden nasıl buluyorsunuz? Gazeteci Hande Fırat'ın skandallarıyla ünlü eşi, iş insanı Murat Özvardar yine manşetlerde. Daha önce sosyeteye düzenlenen operasyonda yasaklı madde kullanmak, bulundurmak ve satmak suçlarıyla yargılanan Özvardar'ın hafızaları kazınan olayı ise sevgilisini ikiz kardeşiyle aldatmasıydı. 2012 yılında Murat Özvardar sevgilisi Esra Özkan'ı, haber spikeri Korcan Karar'la evli olan ikizi Berna Özkan'da aldatmış, ihanetin ortaya çıkmasıyla Özvardar bir yuvayı yıkmıştı. Aynı Murat Özvardar şimdi de ağaç katliamıyla gündeme geldi. Özvardar kimseye danışmadı, komşuları takmadı, yaşadığı siteye iş makinesi getirdi, ağaçları yerinden söktürdü. 20 yıllık ağaçları katletmesi komşularını çileden çıkardı. Bilmiyorum ben kim olduğunu ama kimse kim yani. Sonuçta eğer bu ülkede hukuk varsa, yasa varsa, efendim kat mülkiyeti kanunu varsa, yönetim varsa, yönetici varsa böyle her isteyen aklına gelen şeyi yapamaz. Ağaçları katletme gerekçesi olarak sinek oluşmasını gösteren ve kuruduğunu öne süren Murat Özvardar'ı komşuları yalanladı. Yani sinek yaptıysa ilaçlanabilir, budanabilir ama 20 yıllık ağaç kesilmez. Katledilmez yani. Ağaç katliamı üzerine ihbar sonucu gelen belediye ekiplerinin tutanak tuttuğunu ancak Özvardar'ın bu tutanağı bile imzalamadığını dile getirdiler. Nüfuzunu kullanarak, ismini ya da mevkini kullanarak polisin hazırladığı tutanağı bile imzalamıyorsun. Gazeteci Hande Fırat'ın eşinden bahsediyoruz, Murat Özvardar. Daha önceki skandallarını zaten biliyoruz. Çok da deklarasyonu doğru değil. İşte sevgilisinin ikiziyle aldattığı skandalları biliyoruz. Ama şimdi yaşadığı sitede maalesef ki böyle bir katliama sebep oluyor. Buna katliam denmesidir tam anlamıyla doğrusu. Çünkü 20 yıllık bir ağaç. Tabii ki yani zaten yeşilin olmadığı artık bir şehirde neredeyse yaşıyoruz ve yeşili artık düşün ki ünlülerimizden tut herkes benim doğum günüm kutlayacağına 100 tane tohum ek ya da neyse ne buna saygı evrildik. Göstermeye çalışıyoruz. Murat'a hiç yakıştırmadım. Çok tabii geçmişinde de şimdi seyrettim ve gördüm. Kötü bir durum söz konusu. Hiç de yakışık almadı. Şimdi bak ağacın yerinde kalan görüntü bu. Bu vicdan tam anlamıyla vicdanla alakalı. Bakın şeyin program başından beri söylüyoruz. Ebru'ya ulaştık tırım tırım. Bana hayvanlara, geldi, başka şeyler geldi. Ağaçlara sana da geldi. Şimdi, yani doğaya, yeşile bu kadar muhtaç olduğumuz, oksijene bu kadar muhtaç olduğumuz, nefese bu kadar muhtaç olduğumuz bir yerde tanıdık isimlerden böyle görüntü. O görüntüyü ben konuşurken verir misin? İş makinesini sokuyorsun siteye. İş makinesi. Ben kim olduğunu bilmem. Hande Fırat'ın eşi dediklerinde daha da çok tüylerim diken diken oluyor. Sen Hande Fırat'ın eşisin ya. Hande Fırat'ın burada bir... Aynen. Ne oluyor ya? Her şey için. Bu da doğaya şiddet kardeşim. Tabii. Doğaya şiddet. Bak şu Hande görüntüyü Fırat, kim olursa olsun endişeyle izler. Hande Fırat çünkü çok iyi bir sunucu, çok iyi bir haberci. Eminim ki bu yap hiç, haberi. Hiç olmamış. Yap işini. Bu aynen. Haberdir. Hiç olmamış. Hiç olmamış. Bu katliamdır. Bu demiyor musunuz? Dönüp demiyor musun? Murat sen ne yapıyorsun ya? Bu yapılacak iş mi? Bak orada site sakinleri var. Bakın bu arada maalesef maalesef diyorum. Bu konuyla alakalı başka bir şey daha söyleyeceğim. Belgelere de ulaşmaya çalıştığımız için söyleyeceğim. Şimdi konu sitede gerçekleştiği için tabii sitede araştırmalar yapılıyor. Bir takım görüntülere isteniliyor. Görüntüler ortaya çıkınca
Başka şeyler de ortaya çıkıyor. Belgeleriyle yarın vereceğiz. Orada 15-16 yaşında bir çocuğun dayak görüntüsü var. O konuyla alakalı da yarın konuya devam edeceğiz. Bakalım o kişi kim? O işin altından ne çıkacak? Bir darp söz konusu orada. Ona bir bakacağız. Ama o görüntüler olacak mı? Belgeler olacak mı? Hiç güzel şeyler değil. Çok kötü şeyler. Hiç yakışmayan şeyler. İş adamı değil mi? Evet. Kendisi iş adamı. Yani hem de bilinen bir iş adamı. Ben Hande'yi biliyorum. İşte. Yani daha tabii ki Hande'yle. Gazetecisin. Tabii ki. Habercisin. Tabii. Nasıl bir misyonun olduğunu 15 Temmuz zamanı herkes hatırlasın. Aynen. Bu masaya gelince şaşırdım ben böyle bir konuyu nasıl olabilir? Aynen. Bu hayatın her yerinde şeydir, yanlıştır. Ağaç katliamı. Diğeri zaten tam anlamıyla magazinsel bir konu. Yani orada da bambaşka bir boyut var. Onu da söyleyelim. Murat Öz vardır. Daha önce sevgilisini. Yine bir haberci olan Korhan Karır. Korcan Karır'ın. Korcan. Eşiyle. Aynı zamanda da sevgilisinin ikizi olan eşiyle maalesef aldatıyor iddialarıyla gündemleri süslemişti. Şimdi böyle bir skandal, haberler devam ediyor. İşin değiştikçe daha şeyler çıkıyor, daha kötü şeyler çıkıyor. Bir durun, bir dur deyin. Tutanağı imzalamıyorsunuz ya. Allah Allah ya. Sizden büyük Allah var, bu ne kibir? Tutanağı imzal, suçtur yaptığınız. Ben Hande Fırat'ın herhangi bir açıklama yapmasından yanayım. Evet, keşke bağlansa, açıklasa, keşke sosyal ya da Murat medyasında bağlansa, kim bağlanırsa bağlansın. Tabii çünkü ki. Bu görüntüleri bizi bir ferahlatın. Bu öyle olur mu? Bu görüntüler gelirse, bu görüntüler nereye giderse gitsin haber olur. O kadar. Ya biz bunu burada haber yapıyorsak bu her yerde haberdir, ben size söyleyeyim yani. Hande için çok üzgünüm. Büyük ihtimalle de gerginlik de olmuştur. Ne diyorsun? Kesin. Bu Hande gergin. Biliyorsun hani çok dört dörtlük olmak isteyen, çok fair play olmak isteyen bir biliyorsun gazeteci arkadaşımız ve dostumuz. Cinnet mi, ne bu? Ağlıyorlar. Tabii yani bu şey 20 yıllık bir cana kıyıyorsun. O can. Can o. Onun her bir yaprağı oksijen. Bu hiç hele hele tanıdık bildik isimler. Bunun altından işte o toprağın altından o isimler çıkınca insanın daha da çok sinirleri bozuluyor. Bana da aynı şekilde Zekeriya Köy için geldi. Onları da söyle. Çünkü bunlar fazlalaştığı için zaten geliyor. Dolayısıyla Zekeriya Köy'de bir proje var. Bir proje adını, bu projenin adını mı bilmiyorum. Zekeriya Köy. Köy projesi kapsamında olabilir ya da bir site mi yapılıyor bilmiyorum. Zekeriya Köy'de ağaçlar yine katlediliyor. Günaydın Arto Bey demiş. 3-4 tane çok acı doğa katliamı var burada. Hep sabaha karşı yapılıyormuş bunların hepsi. Dünya kadar kestane, kiraz ağaçları köklerinden kesilerek katlediliyor. Yani buradaki doğaya karşı olan katliamlar hem burada gördüğümüz gibi hem burada. Bakın fotoğraflarıyla atıyorlar. Tabii. Bunlar insanların kolay kolay hazmedeceği görüntüler değil. Tabii, katliam var burada. Tabii, burada da Hande'nin katliam. Sayfasına bakar mısın? Herhangi bir açıklama var mı? Ya da burada Özvardar'ın. Aynen. Yani bunlar bakın Zekeriya Köy'de hiç tanımadığımız insanlardan geliyor. Bunda bile içimiz yanarken. Aynen. Burada tanıdık isimlerin çıkması insanları çok ürkütüyor. Bakar mısınız ya? Yani burada bütün kökünden gidiyor. Kiraz ağaçları, kestane ağaçları. Kaç yıllık şeyi, camları yok ediyorlar. Bir de Zekeriya Köy bir de. Bu da ayrı bir şey. Evlatlarımızı yani düşünmemiz lazım. Yarın bir gün onlara bırakacak hiçbir mirasımız zaten kalmadı. Bir de görüntülerimizin, işte manzaramızın bozulmasında. Ağaçları da yakmayalım, katletmeyelim, yıkmayalım ya. Ben özür geleceğine inanıyorum. Ya ben de öyle inanmak istiyorum. Özür geleceğine inanıyorum. Gerçekten artık yani, bu ne hale geldik ya? Özür geleceğine. Şimdi bugün ağaç. Bir öncesinde baldız. Sonra bakalım ne olacak? Devamı var. Çıkıyor çünkü Murat Bey. Üzgünüz, çıkıyor. Bir açıklama bekliyoruz bakalım. Peki. Şimdi yok mu açıklama? Herhangi bir açıklama yok. Uyu, belki uyanınca olur. Peki şimdi.